Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir kap bildirimi geldi. Petkovic ile alakalı Ertuğrul Doğan'dan birinci ağızdan çok önemli açıklamalar var. Siopis Bakasetas detayımız var. İki oyuncu bitme aşamasında çok önemli detaylarımız var arkadaşlar. Başkanın ağzından çıktı bu direkt. İki oyuncu anlaşma aşamasındayız dedi. Gerçekten Sıcak saatler yaşanıyor. Her an yeni bir bilgi gelebilir. Sabah bir video çekmedim. Hepsini şöyle bir derledim, topladım. Sizlere sunacağız inşallah. Yorumlayacağız hep beraber. Baya önemli konularımız var. Çok önemli detayların olduğu bir video. Gene bir Hırvat e, gazetecinin söylemleri var. Bunu da değerlendireceğiz. Kulunovic ile alakalı önemli bir detay var. <laughs> Baya bir doluyuz arkadaşlar. Elimden geldiğince gene hemen bunları sizlere aktaracağım hızlı bir şekilde. Şimdi Hırvat gazeteci Hruje Troni diye bir isim. Röportaj yapmış, Petkoviç ve Nenad Bielisa ile konuşmuş ve çok önemli detaylar söylüyor. Diyor ki, Zagreb cephesi konuştuğumda Trabzonspor takımının resmi bir teklif yapmadığını öğrendim diyor. Oranın önemli bir gazetecisi. Bakın bu çok önemli bir detay. Tabi bir tarafta bu tarafa geldiğimiz zaman Ertuğrul Doğan'ın hocanın açıklamalar var ki Ertuğrul Doğan bugün çok önemli bir açıklama yapıyor ama... Zagreb cephesinden kesinlikle resmi teklif gelmediğine dair bir bilgim var diyor arkadaşlar. Troni'de bir gazeteci. Önemli bir detay. Trabzonspor e, hani e, tra Nenad da Trabzonspor takımına şampiyonluk için geldiğinden bahsediyor. Bir Siopis ve Bakasetas cephesine gelelim. Çok önemli konularımız var biliyorum ama bu da çok önemli. Özellikle Bakasetas'a ve Siopis'e 3'er yıllık bir anlaşmasının sunulduğunun bir bilgisi geldi. Ertuğrul Doğan bunu resmen kendisi söyledi. Açıkladı iki oyuncada resmi tekliflerde bulunduğunu. Oyuncuların milli takım kampları, kampında olduğu için izinli olduğunu, kampa geldiğinde geri dönüş olacağını bekliyoruz dedi. Şu ana kadar bir geri dönüş olmadığını söyledi. 1.250.000 bin euro kazanan e, Bakı Zetas'a 1.750 bin euro. 700 bin euro kazanan Siopis'e de 1.250 bin euro'luk bir resmi teklif yapıldığı söyleniyor. Bakasetas için... Eyvallah ama Siyopis için bana göre 700 bin euro kazanan Siyopis'e 700 bin euro gene versen gene kalır diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Siyopis sonuçta alternatif anlamında değerlendireceğimiz e, hani e, sınırlı özellikleri olan, evet çok mücadeleci, belki basan, koşan, pres yapan önemli bir oyuncu ama 1.250 bin euroluk bir teklif bana göre çok fazla. Ama tabi kulübümüzün tasarrufu, belki kulübümüz bizi zor zamanda... Bilmiyorum e, mahkemeye vermedi mi diye düşünüyor. Belki de hani e, bilmiyorum Yunan milli takım oyuncusu veyahut da ona dair bir teklif mi geldi bir yerden. Detayı bilmediğim için bir şey söylemek istemiyorum ama. Yani 700 bin euro kazanan Siopis'e 800 bin euro yıllık versen öper başına koyar. Trabzonspor takımında da futbol hayatını bitirir. Benim düşüncem bu. Kesinlikle fazla 1.250 bin euro Siopis gibi orta sahada düz bir oyuncu için arkadaşlar. Hani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama Bakasetas'a 1.7 2 milyon bana göre gayet normal özellikle frikik katan uzaktan şut atan maçı her an değiştirebilecek bir özellikle oyuncu olduğu için bunu söyleyebiliyorum. Bakın e, Klonovic geçen sene şunu söylemek istiyorum hani kiralandı oldu bu oldu. Geçen sene 37 tane maçta 37 maçta 12 gol 6 asist yaptı. Kulonovic'i kiralayacaklar veyahut da satacaklar tekrardan. Kulonovic Trabzonspor takımında oynamak isterim dediğini iddia ediyor Hırvat basını ve artı Kulonovic'de şöyle bir detay var arkadaşlar. Mislav Orsic ile menajeri aynı arkadaşlar. Bakın iki tane oyuncunun da menajeri aynı olduğu için bu oyuncuyu bize sunduğunu düşünüyorum. Menajerin Trabzonspor takımında bu oyuncu eğer Petković gelirse ikisini beraber alayım. Mantetesinin olduğunu düşünüyorum. Petković gelir gelmez bilemem ama Kulonovic ile alakalı Cepte gibi gözüküyor sanki. Benim aldığım sezi bu şekilde. Özellikle ikisinin de menajerin aynı olması bize bunu işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına. Önemli detaylar var. Kap bildirimi geldi gene sponsorlarla alakalı. Onu da şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Başkan Ertuğrul iki tane transferimizin bitme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Yabancı kontenjanla boşluk açılma süresi hızlanacaktır diyor. Burada... Ben işte Koyta Canini gibi oyuncularla işte fes edilecektir. İşte satılacaktır Canini. Koyta nasıl olacak bilmiyorum ama Flavio'yu göndereceğiz diye düşünüyorum. Mutlaka kontenjan açılacaktır. Özellikle işte Flavio, Koyta, Canini, Lahtimi gibi oyuncular gidecek. Benim düşüncem ilk etapta bu oyuncularla yollar ayrılacak. Sürpriz bir isim satışı olabilir mi yabancılardan? Olabilir. Ama İki tane transfer bitirme aşamasındayız dedi başkan. Bir tanesi Santofor, diğeri bilmiyorum belki de ikisi de Santofor. Bunu göreceğiz. Stadyum sponsorluğuyla alakalı son aşamaya aşamada yız demiş. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde sonuçlandıracağız. Kur sebebiyle görüştüğümüz firmanın endişeleri oluyor. Bunu halletmeye çalışıyoruz dedi. 2012-2011'e de değindi Ertuğrul Doğan. 2012-2011 sezonuyla alakalı şampiyon Trabzonspor takımındır kesinlikle bu konu konuşmaya kapalıdır dedi. Tartışmaya kapalıdır dedi. Burada da bir noktayı koydu. Bir kap bildirimi geldi. Oradan da yolumuza devam edelim. Yıldız Holding ile reklam anlaşmasını yapmışız. 50 milyon TL artı KDV karşında Sayın Ali Ülker ve İbrahim Taşkın'a teşekkür ederim diyor. Yıllardır destek oluyorlar. Yine böyle bir anlaşma yaptık diyor. Yıldız Holding'e biz de teşekkür ederiz. Trabzonspor takımımız anlaşmasını sağlamış. 50 milyon TL artı KDV'siyle beraber iyi bir para. Kapa bildirim yapıldı bununla alakalı. Bir kap bildirimi geldi. Yani bu da tabii en az transfer kadar değerli bu tarz sponsor anlaşmaları. Böyle de bir detay oldu arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi Dinamo Zagreb tarafında Ertuğrul Doğan'ın gene Petkoş'la alakalı bana göre çok sıcak bir açıklaması var. Ve resmi birinci ağızdan geldi. Bunu Hırvatlar ne kadar doğrulamasa da Hırvat biz resmi teklif yapmadığımız söyleniyor. Belki bu resmi teklif kağıt anlamında olabilir. Hani ilgi kağıdı gönderiyorsun işte oyuncu istiyorsun ya bu anlamda söylüyor olabilirler. Dinamo Zagreb Petkovic için 4 milyon euronun üzerinde para istiyor. Trabzonspor'un bu parayı verme şansı yok demiş. Ee, yani ayrıca bizim de Petkovic'le anlaşmamız lazım demiş. Anlaşmamız gerekiyor gibi bir cümle kullandığını görüyoruz. Hani Petkoviç'e 4 milyon euro üzerinde bir para gerçekten Trabzonspor takımı vermez, veremez gibi gözüküyor. Özellikle Maxi Gomez gibi Santofor'unu göndermediğin takdirde verme şansın sıfır. Sıfır diye düşünüyorum. Ama yani tabii gelinen noktada önemli açıklamalar var. Ee, hani Petkoviç'in transferi bana göre baya bir süre aldı. Bakın kamp döneminde bu oyuncuyu çözmelerini bekliyoruz. Çok yoğun bir efor sarf ediliyor. Petkoviç transferi Trabzonspor takımımızın çok önemli. Şimdi işte gazetecilerin işte yayınladığı videoları görüyoruz. Canlı yayınları izliyoruz. Kulübümüzün yayınladığı videoları izliyoruz. Kulübümüz her gün her antrenmanında kanat organizasyonu yapıyor ve gol vuruşu çalışıyor. Özellikle teknik direktörün pas kalitesine, hücumda prese, özellikle hareketliliğe oyun içerisinde boş alana deplası olmaya, boş alanlara koşmaya, takım içerisinde hücumda hucum, bir karmaşıklık istiyor. Hücumda bir hareketlilik istiyor. Ve bunu antrenmanlarda görüyoruz. Ve dikine oyun görüyoruz. İşte veriyorsun, arkaya boş alana koşuyorsun. Diagonal paslar görüyoruz. Ama şunu net bir şekilde söyleyeceğim. Her antrenmanın büyük bir bölümünü kanat organizasyonuna geçiren bir Trabzonspor takımının Santafor Maxi Gomez olamaz arkadaşlar. Senin kanadında top götürecek Orsic'in var. Trezegen var, Viskan var diyelim. Özellikle Viska ve Orsic ikilisini ben daha çok görüyorum. Hani trezegi e oldu da bir satışından sonra atıyorum Ziger Nagel'i getirip her bölgede oynatabiliyorsun. Bir tane daha kanat mutlaka getirmek gerekiyor. Ama sen Santafor'un da benim düşüncem arkadaşlar net bir şekilde Petkovic tarzına pivot bir santofor ihtiyacım var. Hoca sistemi taktiği bunu bekliyor. Ve Trabzonspor takımı Petkoviç ile alakalı 4 milyon euroları veremeyiz dedi başkan. Birinci azdan bunu duyduk. 4 milyon euro gerçekten hani keşke verebilsek. Hocanın istediği bu santoforu keşke verebilsek. Bizim santoforumuz mu? Hocanın sisteminin santoforu mu? Bu önemli bir detay. Biz hani Maxi Gomez ve Bank bir gelir bekliyoruz. Artı Ziger bekliyoruz. Bir para da bekliyoruz orada. Hani bir oyuncu katıp işte biz de hiç değilse 4-5 milyon euroları oradan bir görebilsek nakit olarak daha da hızlanacağız. Hem kontenjanımız boşalacak hem kulübümüze bir para girecek. Bon servis ödeyebilmemiz için hem de bir tane oyuncu katmış olacağız yabancı. İşte Zigen gel gelir. Oradan Petkoviç gelir. iki olur. İki tane transfer bitme aşamasında dediği belki de bunu kapsıyor başkanın. Hani Mark Batra ve Maxi Gomez'den ayrıldığın zamanda da işi kapatıyorsun. Zaten Canini, Koita, Latimi kadro dışı gibi gözüküyor. Şu an onların üçünü gönderdiğimiz düşünelim. Flavio'yu da bir yere kiraladığımızda bu işi çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Hani güzel bir video oldu. Müjdeli haberlerin olduğu bir video oldu. Kap bildirimi geldi işte anlaşmayla alakalı transferlerle alakalı bu şekilde Yunan basını gene bugün Batra ve Gomez üzerinden haberlerini yapmaya devam etti. Petkovic açıklaması Yunan şey pardon Hırvat gazetecinin kafa karıştıran açıklaması vardı. Resmi bir teklif gelmediğini öğrendim dedi. Nasıl bizim yerel gazetecilerimiz her şeyi hakimler. Burada da bu isim hakim ve böyle bir açıklama yaptı. Bu şuna yoruyorum ben. Hani Parada anlaşılamadı. Belki sözlü konuşuluyor. Yani resmi bir evraklar üzerinde olmadığı için bu şekilde telaffuz ediliyor olabilir. Uğurcan Çakır cephesinde de bir teklif beklentisi var. Uğurcan Çakır'ın Roma isteği var. Biliyorsunuz Nottingham Forest ilgileniyor ve Uğurcan Çakır'la alakalı da bir hamleyi bekliyor kulübümüz. Ama yurt dışı olursa Uğurcan Çakır gidecek. Onun dışında Trabzonspor takımımızın formasını giymeye devam edecek. Kaptanlığa devam edecek Uğurcan Çakır arkadaşlar. Hani elimden geldiğince bilgiler aktardım. İki oyuncu bitme aşamasında güzel bir müjde. 50 milyon TL artı KDV güzel bir sponsor anlaşması. Ee, Trabzonspor takımımız Petkovic ile görüştüğünü başkan bizzat ağzıyla kendi ağzıyla söyledi. Bunlar güzel bilgilerdi. Elimden geldiğince yine değerlendirme yaptım. Çok uzatmayayım zamanını uzattığımız zaman bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu? Bazı arkadaşlarımız diyor sağ olsunlar eksik olmasına. Sabaha kadar dinlerim diyor. Hepinizden Allah razı olsun. Farkındayım. Videoyu izlemenizde görüyorum. Sonuna kadar geliyorsunuz çoğunuz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kemik kitlemseyi çok seviyorum. Görüşmek üzere.